Bu videoda sizlere cryonics nedir ve mümkün müdür sorusunun yanıtını bilimsel olarak anlatmaya çalışacağım. Sorularınızı ve katkılarınızı yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Videoyu altyazıyla birlikte takip etmenizi öneririm. Cryonics nedir? Cryonics, hayatları kurtarmayı ve ömrü uzatmayı amaçlayan bir tekniktir. Tıbbi ve hukuki açıdan ölü olarak kabul edilen vücutları henüz hücresel deformasyon başlamadan sıvı nitrojen sıcaklığına kadar soğutma işlemine denir. İlerleyen teknolojiyle birlikte yeniden canlandırmanın mümkün olacağına inanan kişiler, cryonics işlemini yapan şirketlere başvurarak 100-150 yıl sonra tekrardan dirilmeyi bekliyorlar. Cryonics canlı bireyler üzerinde yapılmıyor. Eğer yapılıyor olsaydı bir nevi ötenazi türevi olarak görüleceğinden etik ve yasal açıdan kabul edilmeyecekti. Bu yüzden yaşayan insanlarda değil ölü insanlarda uygulanıyor. Şimdi dondurulma olayının doğadaki örneklerine bir göz atalım. This animal is going to freeze. Solid freeze. That touch of ice immediately sets off signals inside the frog, says Professor John Costanzo, that pulls water away from the center of its body, so the frog's internal organs are now wrapped in a puddle of water that then turns to solid ice. I still can't get over it. It's really an amazing thing. There is no breathing, no kidney function. The heart stops. And there will be no heartbeat for a long period of time. You mean as in no heartbeat? Right. Nothing. Flatline. Flatline? For an hour or two? It could be for days, perhaps even weeks. Really? It sounds like it's virtually dead, no? We know that the frog isn't dead, but he's probably about as close as you can get. To being dead? Yes. So, from the outside, this little frog feels like a rock. Except that as it froze, the frog flooded itself with a kind of sugar. The frog's blood sugar is distributed through the circulatory system. It works like an antifreeze. It's harder for the water to freeze, so cells stay just damp enough for the animal to hold itself together. Until the springtime. When the days grow a little longer, and the ground gets a little warmer, and then, well, a kind of miracle happens. After weeks or months of no heartbeat, none, suddenly, there's a pulse. And that first heartbeat leads to another, and then another. And then within a day, and in the case of this little frog, it took about 10 hours, the animal literally comes back to life. Spontaneous resumption of function. Why? We don't know. We don't know what triggers that event. And think how elegant a business this is. Because although the sun is warming up the outside of this little guy, somehow his insides, his heart, his brain, they thaw first. His insides warm up before his outsides. But somehow, it all happens in perfect synchrony every spring. Bu doğal örnek, bilim insanlarını bunun mümkün olabileceğine inandırmıştır. Dr. Paul Segal'in köpek üzerinde yapmış olduğu deneyde, köpeğin kanı çekildikten sonra dondurulup 70 dakika klinik ölümün ardından kanı tekrar damarlarına enjekte edilerek oda sıcaklığına geri getirilmiş ve 3,5 yaşındaki köpek hayata geri döndüğünde hiçbir karakteristik değişiklik gözlenmemiş, alışkanlıkları ve huyları değişmemiş. Bu deney, cryonics'e inanan kişiler için bir kanıt niteliği taşıyor. Ayrıca cryonistler, moleküler biyoloji ve nanoteknolojik onarım, kök hücre dokusunun rejenerasyonu, 3D biyolojik yazıcılar ve diğer ileri teknolojik ilerlemelerin gelecekte insanları daha genç ve sağlıklı bireyler olarak yeniden hayata döndürebileceklerine inanıyorlar. Peki, cryonics olayının sırrı ne? Temel olay, soğutma işlemi sırasında kristalleşmeyi önleyerek vitrifikasyonu artırmak. Vitrifikasyon sağlamak için kriyopropektanlar kullanılır. Kriyopropektanlar antifriz gibi davranarak donma sıcaklığını azaltırlar. Ayrıca viskoziteyi artırırlar. Doku, kristalize olmak yerine şurup çözeltisi gibi şekilsiz bir buz haline gelir. Yani vitrifiye olur. Vitrifikasyon, kristalizasyon ile sıvıdan katıya bir faz değişiminden ziyade şekilsiz bir durum katı sıvı gibidir. Ve dönüşüm, cam geçişi sıcaklığı olarak tarif edilen küçük sıcaklık aralığı üzerindedir.
21st Century Medicine firmasının patentli vitrifikasyon karışımı ile tavşan böbreği -135 santigrat dereceye vitrifiye edilmiş ve yeniden canlandırıldıktan sonra böbreğin herhangi bir işlev kaybı olmadığı gözlenerek başka bir tavşana başarılı bir şekilde nakledilmiştir. Yani olayın sırrı, kristalleşmeyi engelleyip vitrifiki olmasını sağlayarak soğutma işlemini gerçekleştirmek. Gelelim dondurma işlemini nasıl yaptıklarına. Birey, ölmeden önce cryonics'i enstitü üyesi olarak tüm evrakları ve finansman düzenlemelerini yerine getiriyor. Tıbben ölü kabul edildiği anda tesiste dondurulma işlemi başlıyor. İlk işlem olarak kişinin tüm vücudu buzlu suyla dondurulmuş bir vücut torbasında soğutuluyor. Kanın pıhtılaşmasını önlemek için heparin adı verilen bir antikoagülan enjekte ediliyor. Heparin enjekte edildikten sonra vücuda yayılması için 5 dakika boyunca kalp masajı yapılıyor. Dondurulma işlemi Michigan'da yapıldığı için üye olan kişi ölmeden önce Michigan'a taşınması tavsiye ediliyor. Michigan dışında ölenlerin ise işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Michigan'a aktarılması gerekiyor. Tesise gelindiğinde ve vücut buzlu suyla soğutulduğunda ikinci işlem olan perfüzyona geçiliyor. Perfüzyon işleminde vücut sıvıları vücuttan uzaklaştırılarak yerine vitrifikasyon çözeltisi ekleniyor. Bu sayede kristal oluşumu ortadan kaldırılıyor. Şah damarı adını verdiğimiz karotis damarlarından çözeltinin vücuda dağılımı sağlanıyor. Vücut sıvısı tamamen değiştirildikten sonra insizyonlar dikiliyor ve hastalar bilgisayar kontrollü soğutma ünitesine taşınıyor. -196 santigrat dereceye kadar soğutma süreci 5,5 günde tamamlanıyor. Hasta güvenliği için kriyostat sıvı nitrojen seviyeleri günlük olarak izleniyor. 2018 Temmuz ayı verilerine göre cryonics için 1898 üye bulunuyor. Cryonics dondurma işleminin ücretine gelecek olursak, cryonics projesinin devi olan Alcor şirketinde tüm vücut için $120,000, nörosüspansiyon yani sadece kafa için $40,000 ücret talep ediliyor. Peki siz, yeterli maddi güce sahip olsaydınız, bu projenin bir üyesi olmak ister miydiniz?